Evet sevgili izleyicilerimiz, Bizim Eller programı başlıyor. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Büyük Karacören köyündeyiz. Büyük Karacören köyü muhtarımız yanımızda. Muhtarım selamünaleyküm. Geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Muhtarım sizi tanıyalım önce. Evet. Hasan Erdoğan Büyük Karacören köyün muhtarı. 1955 doğumlu, doğumumdan beri bu köyde ikamet ederim. Doğumunuzdan beri bu köyde? Bu köyde ikamet ederim. İlkokulumu köyümde okudum. Ortaokulu kilislis okudum. Ortaokulunda okudum. Evet. Kaç hane mutlaka köyünüz? 110 hanedir. 110 hane bayağı evet. Da büyükmüş. Büyük. Nüfus kaç? 1650. 1650 nüfusu var. Evet, ikamet. Bayağı da büyükmüş. Gördemere köyümüz hep eski yapı, kerpiç. Daha çokları, daha eskileri de mevcuttu. Çoğunu yıkılar işte kendi imkanlarına göre yıkıp yıkıp modernleştirmeye de çalışıyoruz mesela. Yani bir kez faturadan yapmak evet. Evet, eskiden insanlarımız bütün kendi güçleriyle kuyulardan su çekip de kendi imkanlarıyla, omuz gücüyle kerpiç kesip böyle yapılar yapmışlar. Ama onlar da bundan şimdiki zamanın daha sağlıklı. Öyleymiş. Öyleymiş. Evet Mutlu abi, birazdan köyün içine gireceğiz. Köyü evet. Bize gezdir. Bir evet, köyünüzde ne var, oluyoruz. Ne var, yardımcı ne yok. Yardımcı oluyoruz. Ne var, evet. Ne yok onları bir görelim. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz, Mutlu'm biraz önce bana şey dedin, yani Fransızların atmış olduğu evet. Bir top güllesi evet. Buraya, tam buraya evet. Düşmüş dedim. Onun hakkında şimdi, bir bilgi alalım. Kurtuluş Savaşı'nda, Gaziantep'in kurtuluş dönemlerinde bizim köyümüz daha önceden vardı yani. Köyümüzün tarihi çok eskidir. Fransızların buraya girdiği dönemde Fransızlar bizi buraya top atışına tutmuşlar. Çok şehit de vermişik, mücadele etmişik. Burası önceden çok çukurdu. Daha köy hizmetlerinin kum, mum falan taşımasıyla kaplanmış bu hale gelmişti. Burada çok şehit de olmuştu. Yani top güllesi buraya evet, düşmüş. Tam burasına isabet etmiş. Kaç şehit verilmiş ortalama biliyor musun tabii o zaman? Vallahi ben tam olarak tabii o tarihte yaşamış değiliz de büyüklerimizin söylediğine göre 20'den fazla şehit vermişler o anda. Yani bu herhalde köyün meydanı gibi bir yer burası. Öyle, evet. O zaman bayağı o savaşta o Fransızlardan bayağı bir çarpışma yapmışsınız. Tabii mesela. Devam etmiş bizim atamız Mehmet Okya. Mehmet Okya rahmetli kendisi direnmiş. Köyün adamlarına, hatta Türkmenleri dahi, bizim Suriye sınırında Türkmen kısımları var. Onları dahi bizimki Mehmet Okya kurtarmış. Buradan Urfa'da Kuvayi Milliye Birliklerine haber gönderiyor. Kuvayi Milliye Birlikleri gelene kadar da Mehmet Okya direniyor. Onda direniyor. Evet. Evet. Büyüklerimizin ifadesi böyle yani. Bayağı şeyler olmuş o zaman olmuş, bu köyde. Tabii. Evet. Sizinle birlikte hepsini birebir yerinde gezip göreceğiz. Sevgili izleyicilerimize de bunları aktaracağız. Gerekirse bizim eski muhtarımız da vardır. O da artık iyi konuşamıyorsa da vardır. O da bilebilir. Yani bayağı yaşlı adamdır. Ondan da bilgiler alırız. Ha. Ondan da görüşürüz. Evet. Şimdi nereye gideceğiz muhtar? Vallahi isterseniz Hüyük'e çıkarız. Köyün her tarafını görebiliriz. Hüyük'e çıkarız. Hüyük'ünüz de var. Tarihi bir eserdir. Tarihi bir eserdir. Çıktığımızda köyün her tarafı görünmesi mümkündür. Evet sevgili evet. Seyircilerimiz, Mutan dediği gibi Hüyük'e çıkıyoruz. Evet. Bayağı da güzel yani köyün görüntüsü de çok güzel. Şeyi soracağım Mutar. Köyün hepsi eski yapı. Kerpiç evet. Yapılar. Evet. Eski kerpiç yapılardır. Dediğim gibi köyümüzün kuruluşunu, tarihini bilemiyoruz. Yani bilinir de uzun meseledir. Çok eskidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde köyümüz var. Ve o tarihte köyümüzde eski yazı mektebi dahi varmış. Eski yazı mektebi. Mektebi varmış. Resmen eski yazı mektebi varmış. Bu eski yaşlılarımız bütün eski yazı kullanırdı. Arapça. Yani Arapça yani. Kullanırdı. 1928 yılında tabii Atatürk harf inkılabı yaptığı dönemde yeni köyün kıyası dediğimiz rahmetli Mehmet Okya
seferber oluyor. Kendi okulunu devletten hiçbir maddi manevi yardım görmeksizin kendi okulunu kendisi yapıyor. Yani bu köye kendi imkanları kendisi bir okul yaptırıyor. Bütün imkanları Mehmet Okya yapıyor. Ve dolayısıyla 28 köyden de o tarihte bu köye okumaya yazmaya gelen olurmuş. 28 köyden. Çevre köylerde 28 köyden. Çevre komşu köylerde. O tarihte de tabi yine bu köyün camisi mevcuttu. Cuma namazları ve bayram namazına bütün bu köye gelirlerdi. Bütün komşu köyler buraya geldi. Çevre köyler de buraya geldi. Evet. Böyleydi işte. Gelir geçim kaynaklarımıza gelince dümdüz bu kadar ova arazilerimiz mevcut olup bu da arpa, mercimek, ekin üretimi. Tabi sulama sistemine daha geçilmedi. Şimdi Muhtar, ben demin de konuştuk da yani köyümüzün gerçekten çok geniş bir arazisi var, hem de düz. Evet. Yani sondaj falan vurulmuyor dedim de yani. Nadir, su çıkmıyor nadir. Su çıkmıyor. Mesela biz köye gelirken şimdi, sabah... su konusu eskiden şuradan akan sularımız bile bugün kurumuş durumdadır. Onun için yeraltı kaynaklarımız pek fazla değil, nadir. Rastlamak mümkün değil. Yani biz sabah arabayla gelirken bir su kanalları falan yapılmış. Gördüğüme göre de sizin bu buradan da geçiyor kanallar. Evet, devlet su işleri işte bu kayacık barajı dediğimizle çalışmasını sağlıyor. Hala inşaat devam ediyor. Yaklaşık bu faaliyete geçerse ürün iki katına çıkar o zaman. Yani su olursa? Ha, su olursa. Yani... Su olursa aslında her türlü tarım imkanı sağlamak mümkün burada. Yani demin ben çekimden önce şeyi de söyledim, yani mutlardım, yani araziniz hem düz hem de çok geniş, toprağı da güzel. Evet. Yani ağaç falan görmedim şeylerde. Şimdi biz düz araziye ne tür ağaç ekebiliriz? Ektiğimiz ağaçlardan bir ürün ve mahsul almamız lazımdır. Ne ekebiliriz ürün mahsul olarak? Zeytin yetişiyor, bağ yetişiyor, fıstık yetişiyor, bunlar da mevcut. Yani şu elma, kiraz... Hayır, bu su isteyen ağaç ekemeyiz. Yani su olmadığı için bunları ekemezsin. Su olmadığı için mesela kayısı, şeftali, bilmem işte kiraz, erik, vişne, bu tür ağaçlar bol su istediği için bunlar yetişmez. İklim bakımından gelince her şey bu toprakta yetişir, yani su yoktur. Yani dediğim gibi bak, fıstık, zeytin mevcuttur. Evet. Bu hüyü demiştin demin, İsa'dan önce yapılmış diyordun bu hüyü. İsa'dan önce yapıldığı belli olur tabi. Bir hüyü gündüzüne çıktığın zaman en azından 7 hüyü görebilmek mümkündür. Burada sabah bire sabah sisliydi ama şimdi... Onun tarihini kimse bilemez. Bugün bu hüyüge İl Müze Müdürlüğümüz el koymuştur. Yani sit alanı, Müze Müdürlüğü'ne aittir bu hüyükler. Sit alanı mı ilan ettiler buraya, yani sit alanı olarak mı? Tabii, evet, sit alanı vardır. Sit alanı dışına girmek yasak, yani giremeyiz. Burada mutlaka görüyorum ben, hep kiremit kırıkları bütün toprağın yüzünde. Mesela burası bir ağaçlandırılsa en azından bu yağmurda, yağmur yağdığında işte bu topraklar falan... Toprak akıp gidiyor. Toprak akıp gidiyor. Biz ne kadar köyün içini kurmamışsak, zeminini kaplamışsak bu aşırı şiddetli yağışlardan dolayı akıp gidiyor bak. Görüyorsun köyün içi yine de kayboluyor böyle. Kumlar toprağın altında yani kalıyor. Su toprağı alıp götürüyor. Bir de kara taşlar var burada. Bunlar eski mi? Tuttuğu kadar tutar. Tutamaz ki. Yani bunlar da bu hüyük yapılırken mi konan taşlar, yoksa sonradan mı konulmuş? Hayır, içinde hiç bizim insanlarımız buraya hiçbir tanesi taş taşımış değil. Yani hüyük yapılırken de bu taşlar da onlarla beraber konulmuş. Yapısında mevcuttur bu taşlar. Bugünkü insanlar hiç bu hüyükün tepesine bir taş çıkartmış değil. Evet. Köyü demiştik, eski yapı, köyün herhalde 1928 diyorsunuz. Hayır, daha eski, yok, daha şey, eski, daha 28'de bu harf inkılabı. Harf inkılabı döneminde 28 dediğimiz harf, Atatürk'ün harf inkılabı döneminde. 300, bu Fransız Savaşı'nda da varmış bu köy herhalde, 400-500 evet. Senelik var herhalde. Osmanlı İmparatorluğu'nun döneminde vardı bizim köyümüz. Dediğim gibi Osmanlı İmparatorluğu döneminde de köyümüzde eski yazı mevcuttu.
Eski yaşlı adamlarımız hep okuma yazması eski yazı ile bilirdi. Yani 28 yılında bizim Mehmet Okya seferber oluyor. Kendi gücünden hiç devletten maddi menevi yardım görmeksizin kendi gücüyle okul yapıyor. Okul yaptırıyor. Ve 28 köyden de buraya öğrenci akın edip geliyor. Ya ya o zaman da vasıta da yoktu. Yani kış, kış şiddeti bundan çok fazlaydı. Hani şimdi kar ne geziyor? O zaman da kardan çıkılmazdı. Doğru. Ve buna göre bütün çevre köylerde buraya okumaya öğrenci gelirdi. Merkezi köydür burası. Anladım. Biz şimdi sohbet ederken yanımıza bir amcamız geldi. Amca sizi bir tanıyalım. Şükrü Uğur. Şükrü Uğur. Evet. Bu Mustafa Uğur'un akrabası. Türkücü Mustafa Uğur'un evet. Amcası sen. Öyledir. Sen yaş kaç amca? Yaş 70. 70. Allah uzun ömür versin. Bu köyde doğdun, bu köyde büyüdün. Evet. Sen ne yapıyorsun bu köyde? Çiftçilik. Çiftçilik. Ne ekip ne biçiyormuş? Buğda, arpa, mercimek. Peki amcam senden muhtemelen daha yaşlı. Belki evet. Köyün şeyini daha iyi bilir. Burası bir kat taş, bir kat toprak diyordunuz. Evet. Bir kat taş, bir kat toprak bu. Çok eski yapı. Bunu kimsenin aklına gelmez yani bu yapılar. Bu muhtar diyordu zaten İsa'dan önce yapılmış falan diyordu. Peki sen ne diyeceksin bu köyün tarihi hakkında? Tarihi hakkında benim tarihi zaten aklıma gelmez ki. Babamın gene aklına gelmezdi. Bu köyün esas ismi Yüregül'dü. Yüregül. Evet. İkinci ismi Dengişi. Hala daha evvelki ismi Zeytinlik'miş. Zeytinlik'ten sonra Yüregül oluyor. Yüregül'den sonra da işte Büyük Karacören geçiyor. Büyük Karacören. Evet. Bu aşağıda da iki tane küçük Karacören. Evet. Evet. Küçük Karacören var. Bir de şurada var. Suriye sınırının üstünde küçük Karacören. Suriye sınırının üstünde. Ta... Demin onu da söyledik. Mesela şu evet. Karşı görünen dağlar Suriye'nin diyordun. Evet, Suriye'nindir. Bizim buraya yaklaşık mesafesi 7 kilometre. 7 kilometreden ilerisi hudut başlıyor. Mayın artık oradan öylesi Suriye toprakları. Şu karşı gördüğümüz dağlar. Evet, zaten o küçük Karacören dediğimizde Suriye sınırı üstündedir. Şimdi Muhtar bu bir hüyü çıktığında 7 tane 6 tane hüyük birden gözüküyor. Evet görükebilir. Fakat görükebilir de bunlardan bir anlam taşınıyor ama biz bunu çözemiyoruz. Acaba haberleşme falan şeyinde biz de öyle sanıyoruz. Acaba haberleşmeden mi kullanılıyor? Veya nasıl bir sistem bunu müze müdürlüğü bizden daha iyi bilmesi lazım. Tarihi eserlerde rastlanıyor. Gerçi burada sabah biraz hava sisliydi ama şu an açıldı. 3-4 tanesini görüyoruz şu an burada. Evet. Evet görünüyor ha. Meydanda yani. Bak. Şurada bir tane tilkalı tüyü. Buruça üyüğü. Böyle kuzeye baktın mı üyüğü. Çaybeyi üyüğü. Görünebiliyor bunlar hepsi buradan. Ben bunun haricinde diğer başka yerlerdeki köylerdeki yüklerin üstüne çıktım. Aynı bu soruyla tekrar karşılaştım. Yani tekrar böyle sağıma soluma baktığımda 6-7 yük birden görünebiliyor. Evet Mutlu, şimdi köyün içine bir inelim. Batı'da en yakın Kilis vilayetinin Elveyli ilçesi 12 kilometredir. Karayoluyla bağlantılıdır yani. Hem Kilis hem Antep'e. İkisinin ortasında mevcut. İkisinin ortasındayız. Fakat burası Gaziantep ile Oğuzeli ilçesine bağlıdır. Evet Muhtar. Bir de köyün içine inelim. Oralardan da biraz görüntüler alalım. Evet sevgili izleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar bizler buradayız.
Evet sevgili izleyenler, muhtarım burada mısır dökmüşler. Evet, bu mısır bizim kendi topraklarımıza ekilip biçilmiyor. Ancak köyümüzdeki yoksul bir vatandaş bu zamanını ne yapsın durmuyor. Gidiyor ta kilometrelerce uzak yerlerde biçilmiş mısırların içinde tarlada kalmış, yerinde kalmış tek tükürünü bir bir toparlayaraktan bu kadar toparlamış, meydana getirmiş. Tabi bu hepsi kendin değil. 5-6 kişi toplamış ortaklığa bunlar. Evet. Peki sizi bir tanıyalım. Ben Ali Uğur. Büyükkarıcı'nda oturmakta bulunayım. Bunları muhtarın dediğim yani başak mı derler? Evet, başak. Başak edip. Evet, başak ettik, topladık. Başak. İşte bunu yerinde bir kalmış ürünü toparlayalım. Yerde kalan ürünleri topladık, getirdik işte bunu topladık. Ne yapacaksınız bunu? Davarımızı bir var, 2-3 tane davar aramız için işte topladık. Yani o yem mi yapacaksınız? Yem yapacağız. Yem kırdırıp yem yapacağız. Başka malımız olmadığı için mecbur bundan uğraşıyoruz. Yani. Bunu bu meydana getirme bayağı da mesele yani, bu az değil. Çok toplama. Eziyet, çok eziyet. Eziyet olmazsa zaten yemek de olmuyor. Doğru söylüyor. Bunu yani bunu ne kadar toplamalısın ki bunu bu hale getiresin? Az da değil, burada ne kadar? 2 ton falan var mı? Var. 20 günden beri gidip geliyor. Var, ondan bu. 20 günden beri. 20 günden beri bizimle uğraşmış. Bunu bir naylonun üzerine sermişim, bunu kurutup. Kurutup. Bunu gertende kırdırma verecek. Kırdırma verdikten sonra da bunu gertene içine arpa alıp davara verecek. Başka çare yok yani. Karıştırıp he, vereceğim. Davarlara yem olarak. Yem olarak vereceğiz. Vereceğiz. Evet. Daha burada arkadaşlar oturuyor. Onların yanlarına da evet. Gidelim. Dayı merhaba. Merhaba babam. Ne var ne yok? Nasılsın? Vallahi güzellik. Siz nasılsınız? Hamdolsun vallahi, uğraşıyor bizde. Allah iyilik vere. Cümlemize. Yaş kaç dayı? Evet, 80. 80. Bu köyde oturuyor. Bu köyde oturuyorum. Ne yapıyorsun bu köyde, ne ediyorsun? Çiftçilik yapayım, ne yapayım? İlkin bir şoförlüğümüz vardı. Ondan sonra takavüte ayrıldık. Şimdi yeni yeni arabalar çıkmış. Nasıl takavüte ayrıldın? Emekli ayrıldım. Şimdi uçak kına arabalar çıkmış. Bizim zamanımızda öyle mi de araba? 5 tonluk araba en büyük arabadı. Şoförlük mü diyordun? Nereye şoförle gidiyordun? Buradaydık işte, şehirler arası çalışırdık. Şehirler arası? He. Aytep'te oturuyordum. 62'de gittim. 80'de geldim. Antep'ten? 85'te geldim. Antep'ten mi? He. 62'de Antep'e göçtünüz. Göçtük. 82'de geri tekrar köye geldik. 85'te de geri köyümüze geldik. Şimdi aracımın üstündeyim. Uğraşıp geldik işte. Arpa buğday ekip. Arpa buğday ekip, mısır ekiler. Paretli. Hem dilimize devletimize 100.000 bereket versin. Bu köyün içerisinde hiçbir şey yoktu. Şimdi köyün hepsi de emekli. Kimisi Bakur'dan, kimisi ziraattan, kiminden neden. Allah razı olsun. Halımızdan memnunuz diyor. Halımızdan memnunuz. Verdiğine vereceğine 100.000 şükür. Çok şükür. Biraz arazin de var herhalde. 125 dönüm arazim var. İyi, epey de varmış. Bir de motorum var. Traktör. 75 model. Universal. Ondan da memnunum, benimkim yaşlı. Seninkim o da mı yaşlandı? O da benimkim yaşlı. Oğlum dayı, sana teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sana Allah sağlık versin. Amin cümlemize. Cümlemize. Evet sevgili izleyicilerimiz, gezilerimiz devam ediyor. Evet sevgili seyircilerimiz, burada ekmek eden ablalarımızın yanına geldik. Evet. Hemen muhtar içeri girdi, ekmeği böldü, aldı hemen. Evet. Kendi ekmeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Bütün köyler hep böyle yapar. Yani köy yerine böyle olur. Evet. Fırın yok işte, kendi ekmeklerimizi günlük taze olarak kendimiz yapıyoruz. Bir içeri girelim ablaların yanına da. Buyurun. Abla kolay gelsin. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım. Ben Türkan Akıncı. Türkan Akıncı. Evet. Gidiyorum. Ekmek yapıyoruz. Bizim mi ekmek? Evet bizim. Komşulara birbirine yardım ediyor. Birbirimize yardım ediyor. Şu anda yapmak benim ekmeğim. Ekmek sizin ekmek. Evet. Nasıl yapıyorsun? Vallahi bunun hamurunu biz yoğuruyoruz. Ondan sonra işte yapıyoruz daha gördüğün gibi. Hamurunu yoğuruyorsunuz. Evet. Unutma, yumak. Yumak kesiyoruz. İşte böyle açıyoruz tahtanın üzerinde. Bir yandan açıyoruz. Bir yandan bir şey işte. Biz açıyoruz. Evet. Yani ablamız da açıyor. Evet, o da açıyor. Oraya doğru bir geçelim. Abla sizi bir tanıyalım. Ben Melahat Erdoğan. Siz de ekmek açıyorsunuz. Evet.
komşuya yardıma geldik biz. Böyle birbirinize yardım eder mi? Ederik. Haftada birinin ekmeğini, bunun benimki, kendiki yarın benimki, öbürsüne bunki. Her hafta birisinin ekmeğini beraber yapıyor. Her hafta birinin ekmeğini yaparız. Bitmeden. Evet, kolay gelsin. Sizi bir tanıyalım. Ben Aynel. Muhtarın eşi. Değil mi? Evet. Ben de yardım ediyorum. Muhtardan evvel gelmiş. Belki hemen oturmuş yumak kesiyor burada. Ben bunlara yardım etmezsem onlar bana etmezler ki. Muhtarın hanımı yani mutlaka yardım etmesi lazım değil mi? Evet. Muhtarın hanımı diye tuhatır mı yapacak? Daha bir kere edecek. Peki muhtarın ekmeği ne zaman yapılır? Sizin ekmek ne zaman? Haftaya. Haftaya. Yani onun için yardıma geldin. Yoksa gelmezler mi? Yoksa gelirler mi bunlar? İşte birbirimize yardım edin işte böyle olur. Ekmek tek elle olmaz. Yani sen bunlara gel yardım edersen onlar da sizin ekmeğe yardım eder. Evet. Şimdi ne oldu? Orada bir komşu daha geldi. Gel konuşsun gel. Gel gel oradan gel. Gel. Nereye gittin? Nereye kayboldu orada bak. Beni yakmadan ben şu tarafa geçeyim. Sizi bir tanıyalım. Benim isim Meral Akıncı. Meral Akıncı. Siz de pişiriyorsunuz. Bana da pişirme düştü. Kendiler açılar ben de pişireyim. Şimdi başkasının diğer komşularınızın ekmeğini ettiğinizde yani bu pişiren, yumak kesen, açan değişiyor mu? Yok değişmez. Kim ne isterse onu yapabilir. Sen pişirici misin? Ben pişiririm. Ben açmasını beceremem fazla. Öyle mi? Ben iyi hamur yoğururum. Ondan sonra pişiririm, güzel pişiririm ben. O da çayınızı mı yapıyor? O da çayımızı yapar. Anan sana öğretmedi mi açmayı? Öğretti de fazla güzel açamam bunlar gibi. Bunlar yok, iyi açıyor. De. Onlar sürekli açtığı için onlar daha güzel açıyor. Yani sen o zaman sürekli sen pişiriyorsun. Pişiririm bir de hamur yoğururum, güzel yoğururum. Hamuru yoğurup evet. Pişirme sana ait. Pişirme bana ait. Açma da onlara ait. Açma da onlara ait. Yani kış günü güzel de senin işin yazın kötü olur. Olur. Benim işim genel güzel oluyor. Yazın yine 4-5 adamla pişirdiler. Hayır şimdi yazın hava sıcak olduğu için ocağın başında durma. O zaman sıralı pişirdik. Ben ocağın başında oturdum. Ben şimdi fazla şeyden hamile olduğum için oturamam. Değil mi? Ben ocağın başında oturdum. Yarı yakar da yok yakmam niye yakayım ki ne? Sen de elde. Ben burada yanıcım herhalde ben şu tarafa geçeyim. Ben bunu başlayacağım. Yok, beceriksiz olan ocağın başına oturur. Beceriksiz olan yakar ekmeği. 3 kişi pişirir. Değişikli. Yarım saat biri, yarım saat biri. Yazın değişirler. Kış... Yani fazla sıcakta kalmamak yok, için. Yok ya, he, öyle. İşte değişir sürekli ocağın başındaki. Beceriksiz olsam böyle ekmek pişirebilir miyim? Yani sen de doğru söyle bak. Lale gibi kızarttın kendini. Ekmek pişirir. Elinize sağlık. Çaycınız bu mu? Allah seni verir. Çaycı seni bir tanıyak hele. Benim ismim Nihal Erdoğan. Nihal Erdoğan. Evet. Hani çaycılık ediyormuşsun hani çayımız? Senin geldiğinden görmedim ki daha çayı koydum getirmedim. Ben gelmedim ben yoktum bugün. Ben bu çalışanlara çay getirmeyeceğim. Getireceğim. Dönmem daha yeni kalmış baksın. Saat 12 oldu köy yerine 12'ye kadar yatılır mı? İkinci çay demledim içtiler ikinci çayı da getireceğim daha. Yani çay molasında daha var diyor. Daha var bir saatler var. Akşama kadar. Akşama kadar olur be ekmek. Yani bu kadar çok mu yapıyorlar ki? Öyle bir çuval her eve bir çuval bir buçuk çuval yapılır. İşte. O zaman nüfus çok herhalde. Aile. Şeyler çok ara. Bunlar iki evler. İki vazı, iki... Nasıl iki ev? Öyle mi? Evet. Siz bacı. İkiniz bacısınız. Evet. Aynı iki kardeşte evlisiniz. İki kardeş de yakıştı iki bacı. Birbirimize yardım eder. Herkes evinde şeydi yemeğini. Nasıl oldu bu iki bacı, iki kardeşten evlenmesi? Ne bileyim vallahi iyi oldu da. Yani ikiniz aynı anda mı evlendiniz? Yok, aynı anda evlendim. Yoksa? Önce o evlendi. Ben ondan 4-5 sene sonra geldim. Kalmış ki bunu da geldim. Ben söyleyeceğim onu da. Yani senin büyüğün o zaman o. Benim büyüğüm. Yani senin büyüğün herhalde çok memnun kaldığı için. Ben de yanına aldı işte köyü aldı. Yoksa ben Antep'e giderdim şimdiye. onlar da bundan memnun olduğu için seni almışlar. Tabii ya. Eğlenceli. Değil mi? Değil mi ki yanın avradı? Evet. Evet evet ondan memnunduk biz de kalktık bunu aldık. Anlamadım.
dersiniz. Biz kalktık bunu aldık diyorsunuz. Yani siz mi gittiniz istediniz? Biz istedik ya, akrabayık. Akrabayık. Köyün hepsi. Köyün hepsi akraba. Yabancı kimse yok bu köyde. Nasıl köyün şeyi öldü? Ver. Al bir şey diyeceğim. Kayın mı yoktur akrabalar mı? Kaynanasına kaymı bastı, vefat etti, öldüler. Yakın akrabaları gitti istedi, başka köyden geldi, bu uzak köyden geldi. Bu köylü dersiniz o zaman? Baraktan geldiler, haklı değil. Nizim'in köyünden? Evet. Kurucu köyü? Evet. Nasıl? Meraklıyız yani, baraktan geldik. He, ben de meraklıyız yani, barak. Barak tarafı. Baraktan geldik, Barak tarafından geldik buraya. Ben seviksiz valla. Ben kendimi Uruç'tan aldım. Uruç'tan? Uruç'tan. Nikahda 9 yol mu ne o köyü? Ezo gelinin. Anahar'la gelsin ha, konuşsunlar Ezo gelini. Ezo gelin, gelin, baksana o seni. Ben ne be? Gelini gelin. Neciha? Senin mi gelin? Benim gelin. Muhtarın gelin. Peki size kolay gelsin. Diyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz bazı yani şu bir anladım da hani şimdi şeydirler bir saattir burada hani çalıyor niye etmediniz? Hani şimdi bir misafir gelmiş bir yere oturmuş tam kalkıp gideceğiz ama ya nereye gitti tamam karpuz kesiciydik karpuz kesiciydik falan demişler onun gibi. Ne? Bu ev sahibi biraz cimri mi ne bize de hani ikram etmedi hiç. Vallahi bilmeyeyim. Hani ne bazlama bazı mı? Çay bitirmem öyle ben size şey de hemen kuru kuru bazı yedirmem. Çayımı biçmelerin yanında güzel peynir sıkması yapmalıyım. Orada peynir de oradaymış bak görmedik. Ondan sonra şey der ben kuru kuru bazı vermem kimsenin anne. Orada bir sıkma mı diyorsunuz ona? Evet sıkma diyoruz. O zaman birer sıkma yedik biz de şimdi. Ya, o da kaynım için çay pişirir. Beraber içer ya güzelce. Aa bak senden şey çıktı bak aa bak. Ben de çaysız diye bazı sıkmasız diye göndermem diyor. Boğar insanı kuru kuru sıkmaz. Kim getirdi? Ahmet var orada. Çaycınız varmış burada tamam lan çay. Kaynım bir şey orada arkadaşlarla beraber otur şimdi o bir şeyi getirir bize. Sen söyleyin çaycı üstüne bile almıyor hiç. Çaycı duymuyor. Çaycı da yapmadı. Ne yapayım bile orada? Getirdi kaldırdı. Bu ikinci sefer getirmesi. Her 2-3 saatte bir sefer çay içecek. Ve o zaman biz bir sıkmadan bir çay içerik artık. Evet sevgili izleyicilerimiz biz bir sıkmayla bir çay içelim. Evet sevgili izleyicilerimiz muhtarın evine geldik. Muhtar elimize bir kağıt tutuşturdu. Muhtarın bu geçi biz şu an görüyoruz. İzleyicilerimize de aktaracağız bunu da. Bunu bir anlat bize de. Evet şimdi bu Kurtuluş Savaşı'nda bu benim dedem şehit olmuş yani. Hem dedem ben nüfustan araştırdığıma göre incelemede falan da bulundum, gerekende bulundum yani hepsini. Bu araştırmamda 35 yaşında seferberliğe gidiyor. Evet. 35 yaşında seferberliğe gittiğinde köyün eski ismi Yüregir. Ben bunu buldum 35 yaşında Çanakkale Maydos'ta şehit düşmüştür. Anzaklar tarafından. Tabi bak bunu babam bile bulamadı. Ben kendim onu buldum. Anlattığım gibi Kurtuluş Savaşı'nda Fransızların buraya girdiği dönemde babam o tarihte 2 yaşında. Evet, yani bu dedem i̇ki. Mi bu? Evet bu benim dedem. Dedem. Dedenin şehitlik olduğuna bir belge. Evrak, evet bir belge. Belge. Yani şöyle ben kamerayı buna bir tutayım arkadaşımız zoomlasın. Bunu. Evet sevgili izleyicilerimiz en başında 43. alay taburu 1. Işte. Piyade ha. Taburu 1. bölük karavana listesi. Listesini buraya şöyle yazmış şu. Ben muhtar müsaade edersen ben baştan Savaş, 1. Dünya Savaşı. Ben baştan bir bakayım. Mustafa Kemal Atatürk evet. Burada yazıyor sevgili izleyicilerimiz. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum evet. Diye en başında bir yazı var. Burada 43. alay, 1. piyade taburu, 1. bölük, karavana listesi diyor. Yazılar da bayağı küçük, okumaya çalışacağım size. Sabah üzüm hoşafı, öğle yok. Akşam yağlı buğday çorbası. Ekmek tam diyor. Bu 15 Haziran
diye üzerinde bir tarih var ama zannedersem 1924 yılı. Hı. 15 Haziran'ın menüsü buymuş. 26 Haziran diye geçmiş. Herhalde birer haftalık olarak belirlemişler. Evet. Sabah yok, öğle yok. Akşam üzüm hoşafı, tam ekmek. 18 Temmuz diye bir yazı var. Yine sabah üzüm hoşafı, öğle yok, akşam yok. Ekmek yarım olarak yazıyor sevgili izleyicilerimiz. 8 Ağustos, bu bahsettiğim 1924 yılları. Sabah yarım ekmek, öğle yok. Akşam şekersiz üzüm hoşafı, ekmek yok. Sevgili izleyicilerimiz, yani şu kağıdı elimde tutuyorum, inan vücudum titremeye başladı. Yani evet. Atalarımız, dedelerimiz bu ülkemizi, şimdi, bu vatanımızı böyle aç olarak bu söylediğim menülerle böyle savunmuş. Böyle savunmuşlar. Evet, bizlere emanet. Çaymadan. Bizlere emanet etmişler. Artık evet. Bizler ne derece değerini evet. biliyoruz, ne derece kıymetini biliyoruz. Onun evet. da takdirini tüm kamuoyuna söylüyorum ben. Burada ne demiş? Sırano 399 Savaş 1. Dünya Çanakkale evet. Kara evet. Kuvvetleri demiş. Evet. Fıkra 19, Alay 57, Tabur 3, Bölük 11 lakap alıyor. O zaman sizin de dediğinize göre o zaman soyadı da yokmuş. Soyadı yok. Baba evet, adı soyadı, Hasan. Soy isim kanunundan evvel tabii. Bundan daha ne kadar sonra soy isim evet. kanunu çıkıyor. Evet. Baba evet. adı Hasan, adı Mehmet, sınıfı evet. piyade, rütbe evet. er, doğum yılı 1924, evet. 1878 olarak evet. Yazıyor burada. Evet. Köyü Yüreğir, buranın eski, eski adı. Şehadet tarihi demiş sevgili izleyicilerimiz. 5. ayın 8'i 1915'te Maydos'ta şehit Çanakkale. Olmuş. Çanakkale. Bak burada Çanakkale. Evet, Çanakkale Maydos'ta şehit olmuş. Demin de belirttim. Böyle günde yarım ekmek üzüm hoşafıyla böyle bir öğün var, bir öğün yok. Günün 3 öğününün 2 öğünü var, 2 öğünü yok, 1 öğünü var. Bu şekilde yine söylüyorum. Atalarımız, dedelerimiz bizlere bu vatanı bu şekilde kazanaraktan emanet ettiler. Yine söylüyorum, artık biz evet. ne derece kıymetini, değerini biliyoruz. Heh, onun için şimdi bu benim gözümden böyle yaş akıyor işte. Vatan sevgisi de bunu baktıkça benden doğuyor. İşte diyorum ya, benim buna baktıkça bende vatan sevgisi doğuyor. İnan evet. elim titremeye, vücudum titremeye başladı. Evet. Değil mi muhtarım? Evet, teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Evet. Bunu da bize çıkarttığın, gösterdiğin için, yani böyle bir belgeyi evet. ben görmedim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Büyük Karacören köyü gezilerimiz üstümüzüyle devam ediyor. Sene muhtarlık yaptın. Evet. Nasıldı? O dönemde muhtarlıklar nasıldı? Muhtarlık bedavaydı. Köyden bir şey alamazsın, hükümetten bir şey alamazsın. Ben de köyden bir şey almadım. Meccani yaptım. Hizmet yaptım diyor. Hizmet yaptım evet. 45 yıl sen mi muhtarlık yaptın? Ben yaptım evet. Ondan önce de babam yaptı. Yani babadan oğla. Cumhuriyetten elandan başladı, bana devretti. Şimdi muhtarla bir sabahtan beri geziyoruz, yeni muhtarla. Evet. Bu sizin o köy meydanına Fransızların atmış olduğu bir top güllesi mi evet. düşmüş? Şehit bir halam şehit oldu evet. O top mermisinden halanız
şehit oldu. Şehit oldu. Adam boyuna oraya düşken. Geldi Süleyman Yıldız hakkında oraya düşken. Peki o aklına gelir mi o savaş dönemde? Yok, ben aklıma gelmez, ben yoktum o zaman. Peki duydukların, büyüklerinden, annen babandan, dedenden falan duydukların? Ya Fransızlar bu Mıktıfı'nın dağına topu kurmuş, oradan buraya ateş etmiş. Ateş edince tam bir taşın üzerine düşmüş, o misket parçaları işte hanımın kalbine değmiş, ölmüş. Başka ölen var mı? Yok, başka ölen yok. Tek bir kişi mi ölmüş? Tabii, köyde kimse kalmıyor. Kaçıyorlar. Başka ne yaptım? Köyü bırakıp gidiyorlar. Tabii bir akşam akşamları geri geliyorlar. Gündüz kaçıyorlar, akşam geri mi? Akşam geri geliyorlar. Köy o zaman küçük müydü, nasıl? Efendim? Küçük müydü o zaman köy? Daha mı büyük? 120 haneydi, 130-140 haneydi. Yani o zaman şimdiki halinden daha büyük. Daha büyüktür. İşte buna göre çalışırdı, yapardı. Yani esirgerdi, yani dedem, babam köylüyü çağırmış. Yani fırsat vermemiş, yani gelince çıkar kaçarlarmış, dağa bayra kaçarlarmış. Bu Yunan dağında, Mıktıfı'nın dağında buraya ateş ederlermiş. Uzak mı arası o dağla buranın? Var mı? Buraya 4 kilometre. Hatta topun birisi, bir dilenci varmış yolda giderken, ona isabet etmiş, o da orada ölmüş. Dilenciye? Dilenci, o da ölmüş. Fransızların atmış olduğu top. Mermisinin misketi işte onu da öldürmüş. Peki yaşını sormadık, yaşın kaç senin? Yaşım 85. 85, Allah uzun ömür versin. Sağ ol. Peki şunu söyleyeyim dayı, bundan yani 50 sene, 60 sene, o evet. Zaman 20-25 yaşlarında falan. Evet. Nasıldı yani, köyde ne yapıyordunuz, ne ediyordunuz, neyle geçiyordunuz? Çiftçilik yapıyorduk, çiftçilik yani tarım işine mesulduk. Yani muhtaç derdik ama bizi idare ediydi yani onun geliri. Bir şey yaptıkları yok yani, mümkün mertebe olduğu kadar yani çalışırlardı, kazanırlardı. Yani kendi ekip, kendileri biçip, kendileri yiyordu, evet. Öyle bu kadar teknoloji yoktu. Yoktu. Ne bileyim, nüfus kalabalıklığı fazla evet, yoktu herhalde. Tabii. Hep insan gücüyle çalışır, çabalar kazanırdı. Bu da kendi aileye yeterdi. Yani yeterdi. Gerçi buğday herhalde satmıyorlardı o zaman, arpa falan. Satarlardı, niye? Kilise Antep'e götürürlerdi develerle. O zaman nakliye işini develerle yaparlardı. Develerle götürür, kiliste satardık, Antep'te satardık. Köye de gelirdik. Kaç saatte giderdiniz? Mesela buradan kilis şu an 40 kilometre. Kilis 40 kilometre, 8... Kaç günde giderdiniz veya kaç saatte? Bir günde giderik. İlk akşam yüklerik, yazın günü ilk akşam yüklerik, sabahleyin inerik oraya, orada teberimizi satarık, köyden de çıkar, akşam da buraya gelirdik. Yani buradan gece, akşam üzeri develere yüklerdiniz satacağınız malları. Evet. Kilise gider, orada satardınız. Orada satardık. Oradan ihtiyacınızı alır. İhtiyacımızı alırdık, develer de çıkar, geri de bu köye gelirdik. Ne alırdınız peki kilisten oradan? Ya işte köylünün ihtiyaçları. Ne varsa, ihtiyacı ne varsa onu alırdı. O zaman yağ herhalde yoktu, evde davarların yağından. Yok, yağımız boldu canım, davar çoktu. Her evin 40-50 davarı vardı. Yani o davarların yağını kullanırdın. Tabii. Şimdiki mayçek yağı. Yok. Veya mısır özü. Ben halen yemem o yağları. Ben halen yemem. Yani ben yerim. Sade yağ yerim. Zeytinyağı mı? Yok, zeytinyağı. Artık mecbur kaldık zeytinyağı yemeye. Dolayısıyla işte her zaman için böyle ne bileyim ben yani müşkül durumdaydık. Antep'e giderdik. Mesela iki develerle yüklerdik. Bir sefer Antep'e giderdik, bir sefer kilise giderdik. Buğdaları, arpaları satardık. Geride köye döner gelirdik. Yani zeytinyağını yemeye mecbur mu oldunuz? Mecbur kaldık tabii. Önce sade yağ yiyordun. Sade, daha hiç nebati yağ yemedim. Şimdi doktorlar diyor ki sade yağlı insana zararlı diyor. Sade yağ bulunur mu? Değil mi? Kimin eline geçse yemez ki. Yani o vücutta donuyor falan bir şeyler. Yok efendim, yok. Doktorlar öyle diyor yani sade yağ. Yok insan... o
propaganda yapıyorlar. Yağ satıcılarının propagandası. Peki senin yaşın 85. Evet. Yani Allah uzun ömür versin. Hiç hasta oldun mu? Hiç hasta olmadım. Hiç? Hiç. Yalnız bir prostat ameliyatı oldu. Hastalık değil. Hiçbir hastalığım yok. Şimdi bugün de gene bir hastalığım yok. Bir prostat ameliyatı oldum. Bir prostattan oldum yani. Bu kadar. Yani grip olmadığını... Yok. Hiçbir şey yok daha. Yani daha halen biri hastayım deyince benim tuhafıma gelir. Sen nasıl hasta oluyorsun derim. Ben hasta da olmadım. Halen hastayım. Hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım. Peki sigarayı, alkol falan yok? Sigara kullanırdım ama alkol kullanmazdım. Sigaram da sesma, yani duman savurdum. Şunu içmeyin herhalde, içiyor musun? İçeyim ama savurayım yani, içmem, çekmem var. Belli zaten, buralara dökmüşsün, hep bütün yakıksın bak. Evet, evet, buraları yakıksın. O günler mi güzeldi, bu günler mi güzeldi? Vallahi o Cumhuriyet'in ilanından sonra o günler iyiydi. Bundan iyiydi. Ama şimdi ulaşım da var, tarım da var, yani çok yardımı da var devletin, millet de kazanıyor ama bir tadı yok. Yani o zaman da kaygı yoktu. Yani şunum yok, bunum yok. Bu kadar masraf yoktu o zaman. Bu kadar masraf yoktu. Elektrik yoktu, araba yok, yoktu. Yok. Bu kadar yiyecek içecek çeşit yoktu. Yok. Yazın günü geldi mi develer gece gitmez yola, sıcak. Develer gece gitmez, gündüz gitmez, gece gider. Gece gider, evet. İlk akşam yüklerdik, Antep'e giderdik. Antep'te ihtiyaçlarımızı gördük, yüklerdik. İlk akşam oradan çıkar, sabahleyin köyü buraya geldik. Yani şu an mesela her şey mevsimine güzel derler. Yani karpuzu kışın günü de buluyorum. Fasulyesi, salatalığı, domatesi. Vallahi onları yazın günü çok bulurduk. Mesela bizde karpuzlar olurdu ki, zemherinin sonuna kadar bizde karpuz kalırdı. Saman üzerine koyduk. Hangi eve gitsen yani bir iki araba dolusu karpuz yolu saman üzerinde. Yani ben bilirim, bizim köyde daim yer falan da şey yaparlar. Evet. Pavun şeyden asarlardı direğe. Evet. Oraya asal direğe asarlardı. Mahzen mi dillerdi ona? Hazna mı dillerdi? Böyle bir şey dillerdi. Evet, evet. Yani orada bir kış boyu kalır. Kavun falan kalırdı. Kalır. Karpuz da kalır. Kavun da kalır. Şimdi geçen biz bir köyde program yaptık, yine böyle konuşuyoruz bir arkadaşla da. Evet. Salata alıyorum diyor. Akşam buzdolabına koyuyorum diyor, sabahla kayıp ki su kadar olmuş diyor. Yani hormonla bezdiler. Yani kendi kendine büyüyor. Yani bir şey yaramıyor. Doğru. Şimdi daha ben yani o salatalıktan alıp bir tane yemiş derim. Eskiden bizim burada sulu köyler vardı, yona falan vardı. Oraya salatalık ekerlerdi, gider alır gelirdik. Hiç olmazsa inirdi, işe yarardı. Şimdiki o salatalıklar işe de yaramıyor. Yani siz yaşın itibariyle 85 yaşındayım dediniz. Evet. Gerçekten doğru yani 50 sene, 60 sene önce veya 40 sene önce evet. Bu kadar bu hormonlu bir yiyecek yoktu. Yoktu. Yani yaz yerlerde işte salatalık, domatesi, patlıcan... Onu burada sulu köyler vardı, onlar üretirdi. Buraya getirir, satarlardı, biz alırdık. İyiydi. Onlar rejim olmasa... Bir tadı lezzeti vardı. Ne? Tabii lezzeti vardı. Şimdi aldığımız salatalık, senin deminki söylediğim gibi salatalık alırsın, dolaba koyuyorsun, sabahleyin gel bak ki bir karşıda uzamış. Bir şey yaramıyor yani hormonla. Doğru. Yani ben onları yemedim. Yemedim. Şimdi de yemiyorum diyorsun. Yine de yemem. Onları yemedim, yine de çok şükür ne hasta oldum. Ne bir ilaç kullandım, ne yok kullanmadım. Bugüne kadar hiç hastalığım yok. Bir prostattan bir ameliyatım var. Başka bir hastalığım yok. Allah da vermesin. Vermesin diye. Kimseye. Amin cümlesine. Kimseye evet. Vermesin. Dert verip de derman aratmasın. Tabii. Sen dayımdan mı devraldın sen muhtarlığı? Evet. O benden aldı. Evet. Seçimden mi aldı yoksa artık yeter benim yaptığım? Ben yapmam dedim. Ben bıraktım artık. 45 sene yaptım, bıraktım. Yapamam dedim. Peki yeni muhtar iyi çalışıyor mu? Çalışıyor canım. Tabii köyün gereken şeylerini yapıyor. Memnun musunuz yani? Memnunum. Memnun olmayıp da ne var ki? Yani ara sıra değil mi? Yav ki ya sen bunları iyi yapamayın. Bak ben şeyler yapıyorum. Yok. İyi yapıyor. İyi mi yapıyor? İyi yapıyor.
Abi yeter, 5 sene ben yaptım, bundan sonra da tabii kim yaparsa yapsın. Akraban falan mı? Akraba mısın? Yeğenimiz olur. Yeğenin. Evet. Peki dayı, sana çok teşekkür ediyoruz. Buradayız da, burada da herhalde bir tornacı. Evet. Burada reklamını da yapak, Özur Torna. Tornacı da sensin herhalde. Evet. Seni mi tanıyalım? Evet. İsmi Mehmet Uğur. Dayının? Tornuyum. Tornu. Evet. Sen ne yapıyorsun burada? Ben burada zirai aletlerle uğraşıyorum. Bakım, tamir edişiyle uğraşıyor. Kaynak falan işte. Evet, kaynak falan. Tabi tabi, onlarla uğraşıyor. Ondan geçimimizi sağlayıp gidiyoruz yani. Nasıl, iş nasıl sence? Şu anda işler çok kötü. Çok zor durumdayız. Yani kazanç çok düştü. Şimdi normalde tarlada çalışma yok zaten şu an. Yok, tarlada çalışma yazın yok. Yazın herhalde iyi olur sizin için. Yazın oluyor, o da kurak gittiği nedeniyle işler de olmadı. O da göz yani önünde. Kuraklıktan dolayı millet tarlasını ekip biçip sürme falan şeyler var. Masraf yapamıyor. Yani arızalı olanı aletini yaptırıyor. Arızalı olanı yaptır yani, çok darda kaldığı zaman geliyor. Yoksa öyle idare ediyor, gidiyor çok yani. Çok mecbur olursa yapar. Tabii mecbur olursa yani. Valla işiniz zor. Zor, çok zor ola bu sene yani. Çok şey, ondan sonra masraflar alabildiğine yükseldi. Elektrik %70 zam yedi. Diğer aldığımız malzemeler var, onlar zam yedi. Onun için millet yani perişan durumda yani. Demirle uğraşıyoruz, demirle tabii, de bayağı. Tabii tabii, çok zam geldi demir yani, %100 zam geldi. O yönden de çok zor durumda yani. Yani burada biz inan et, bir aydan beri daha 1 lira kazanmamışız. Nasifta bile etmemişiz. Nasifta bile etmemişiz yani. Vallahi Allah yardımcımız olsun. Cümle ümmetine. Yani ne diyeceğim? Tabii. Yapacak bir şey yok. Bir şey yok yapacak. İnşallah tek iyi olur yani. Tek iyi bekleyen çorba içer derler ama bilmiyorum, artık çorba mı içeriz? Artık içemez miyiz? İçemez orasında miyiz? Allah bilir. Allah bilir, doğru. Size de çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Büyük Karacaören köyü gezilerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, Büyük Karacaören köyü gezilerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Burada bir nenemiz, teyzemiz mi diyeyim? Evet, Fatma Uğur teyzem diyorsun. Fatma Uğur. Evet. Ne yapıyorsun Fatma abla burada? Burası eleme tesisi vardır. Mercimek, buğday, arpa, nohut. Burası un değirmeni, bak un yapılıyor burada. Şurada fıstık kavlatma vardır. Şimdi burası senin mi? Evet benimdir. Şurada fıstık kavlatma vardır. Yani değirmenci Fatma mı diyorlar sana? Değirmenci Fatma Uğur diyorlar bana. Değirmenci Fatma Uğur. Büyük Karacaören köyü. Süpünün hanıyım, benim kocam öleli 25 sene oldu. Burayı işte ben çocuklarla birlikte ben burayı çalıştırayım, bana kurdular. Değirmeni sen çalıştırıyorsun. Torunum çalıştırıyor, ben de üstünde durayım yani, şeyi benim. Ağası sensin. Ağası benim. evet. Değirmenci Fatma Uğur. Evet. Fatma Uğur değil mi? Fatma Uğur. İşte bizim soyadımız Uğur'dur yani, Uğur şeylerimiz, hepimiz soyadlarımız Uğur, yarın Mıhtar'ın adı ayrı. İşler nasıl bu ara? Normal mı? Maşallah normaldir işlerimiz ama yazın daha iyidir. Tabi yazın ekmek, buğday, muğday işlerinden daha çok. Nohut, fıstık kavlatmada da yazın iyi para yani, iyi güzel kazanıyor maşallah, bin bereket versin. Nohut da mı eleme yapıyor? Yani nohut da eleme yapıyor, bir derlik satmaya getirirler, bir derlik eli temizliği götürürler. Buğday burada ilaçlanıyor, buğday işte çiftçiler bütün tohum temizliler. Mercimek temizleniyor, mercimek tohumluk mesela satmaya götürüyorlar, buğda tohumluk satmaya buğda yapıyorlar, bütün burada hazır yani, hepsi bütün burada mevcuttur. Yani sen artık fabrikatör olmuşsun Fatma abla ya. Burası bir tesistir yani, burası tesistir. İşte ona da fabrikatör, artık fabrika diyelim ona. Evet fabrikadır, fabrika sahili. Daha bir de şey gelecek, zeytin sıkma gelecek, o zaman tam tesis olacak. Onu da sen yaptıracaksın. Evet, onu da ben yaptıracağım. Ona da arkaya bina yaptıracağım. Sizin bu arazi sizin o zaman. Bu arazi geniş bizim, burası 35 dönümdür. Burada bak ileride bütün şey vardır, ceviz var, zeytin vardır, bağ vardır, nar var, kayısı vardır, erik var, her şey yani her türlü meyve de burada mevcuttur. Ben sizin bahçenin içinde. Bizim bahçenin içinde, bizim arazinin içinde, bu bize aittir, hepsi bana aittir. Allah kolaylık versin, Allah kazanç versin diyelim. Sağ ol. Tesbih de elinde. Evet, tesbihim de elimde işte, günde 5 vakit ben abdest alayım, namazımı kılayım, dua edeyim çocuklarıma. Ne güzel. Helalinden istedik, Allah bize her şeyi helalinden verdi. Tabii, o başka, o ayrı. Evet, o. Helalinden. Ne verirse helalini versin, hayırlısını versin. Helalinden istedik biz. İnşallah iyi olur. İnşallah iyi olur. Bize hayırlı işler. Sağ olun. Dileyelim. Fatma ablacığım. Evet sevgili izleyicilerimiz, gezilerimiz devam ediyor. Evet Muhtar, köyünüzü gezdik, dolaştık. Bizi gezdirdin, sağ ol. Evet. Son olarak ne söyleyeceksin bize?
Vallahi şu an bir şey diyeceğim yok, işini tıras geçsin, yine bekleriz her zaman. İnşallah biz de çağırırsanız biz de geliriz şöyle. Yazın artık ekinler biçilirken ne bileyim bağ bahçe bostan falan işler. O zaman bir daha bekleyeceğim inşallah, hasat zamanı falan bir daha bekleyeceğim. O zaman daha iyi olur. Evet, haberleşeceğiz inşallah. Bugün maşallah çok da güzel bir gün var, sanki yazdan kalma bir gün gibi. Evet. Güzel de bir şeyler yapmaya çalıştık. Peki, teşekkür ediyoruz muhtarım sana. Evet sevgili izleyicilerimiz, Büyük Karacören köyünü gezdik dolaştık. Bizim Eller programı bu hafta da sonuna geldik. Haftaya bir başka programda buluşmak üzere diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.